Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının ağırlaşması ve vefatı. Resul-i Ekrem Hazretlerinin hastalığı günden güne artıyordu. Ehl-i Beyt'i onun Hazreti Ayşe'nin odasında kalmasına karar vermişti. Resul-i Ekrem Hazretleri ümmetine vaaz ve nasihat ettikten sonra minberden indi ve Hazreti Ayşe'nin odasına giderek döşeye yattı. Hastalığı esnasında ezan okunurken kalkar, abdestini alarak mescide gider ve imam olarak namaz kıldırırdı. Fakat vefatına 3 gün kala yerinden kalkamaz olmuştu. Hastalığı ağırlaşınca mescide gidip imamlık da yapamıyordu. İşte o vakitler şöyle buyurmuştu: Ebu Bekir'e söyleyiniz müminlere namaz kıldırsın. Böylece imamet görevi Ebu Bekir Hazretlerine verilmiş oluyordu. Bu da gösteriyordu ki kendisinden sonra halifelik görevi de Ebu Bekir Hazretlerine verilmeliydi. Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem'in vefatına 3 gün kala imamlık görevini üzerine almıştı. Onun sağlığında tam 17 kere imamlık görevi yapmıştı. Rebiyul Evvel ayının 10. günü Allah tarafından gönderilen Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'in hatırını sormaya gelmişti. Günlerden cumartesiydi. Pazar günü Cebrail aleyhisselam tekrar gelerek Yemen bölgesinde peygamberlik davasına kalkan Esved-i Ansi'nin öldüğünü haber verdi. Resul-i Ekrem Hazretleri de bu haberi ümmetine bildirdi. Esved-i Ansi çok çirkin bir adamdı. Peygamberliğin ilan ettikten sonra Yemen bölgesinde cinayet üstüne cinayetler işliyordu. Halk onu hiç ama hiç istemiyordu. Resul-i Ekrem'in görevli olarak gönderildiği kimseler de oradan uzaklaşmak zorunda kalmışlardı. Onun ölümünden sonra tekrar eski görevlerine geçerek tıpkı eskisi gibi görevlerini ifa etmeye başlamışlardı. Pazar günü Resul-i Ekrem Hazretlerinin hastalığı da artmıştı. Resul-i Ekrem Hazretlerinin hastalığı artınca Usame Hazretleri ordunun başından ayrılarak Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkmıştı. Ama Resul-i Ekrem Hazretleri onun geri dönmesini istemiyordu. Hristiyanların üzerine gitmeliydi Usame. Çünkü Yüce Peygamber böyle istiyordu. Resul-i Ekrem onunla konuşmadı. Lakin ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak onun için dua etti. Ertesi gün Rebiyul Evvel ayının 12. günüydü. Günlerden pazartesiydi. Resul-i Ekrem Hazretleri biraz iyileşmişti. Mescide geldiği zaman bütün müminlerin Ebu Bekir Hazretlerinin arkasında ibadet ettiklerini görünce çok sevindi. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem Hazretleri de ona uydu. Ashab-ı kiram Resul-i Ekrem Hazretlerini mescitte gördükleri zaman onun büsbütün iyileştiğini zannederek çok sevinmişlerdi. Oysa ki Resul-i Ekrem Hazretleri iyi değildi. Namaz bittikten sonra hemen Hazreti Ayşe'nin odasına giderek döşeğine yattı. Artık rahat edebilirdi çünkü görevini başarıyla yapmıştı. Dünyada yapılacak işi kalmamıştı. Bundan dolayı Allah'a dua ediyordu. Usame Hazretleri Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarak ondan son emrini alacaktı. Resul-i Ekrem Hazretleri, "Ey Usame, artık gidebilirsin." buyurdular. Bu emir üzerine Usame Hazretleri Resul-i Ekrem'in duasını aldıktan sonra hemen ordusunun başına geçti. Hareket zamanı gelmişti. Resul-i Ekrem'in hastalığı iyiye doğru değil, kötüye doğru gidiyordu. Hazreti Fatıma'yı yanına çağırdı. Ona bir şeyler söyleyecekti. Eğildi ve kulağına bir şeyler söyledi. O söz üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başladı. Resul-i Ekrem Hazretleri tekrar eğilmesini söyledi ve kulağına başka bir şeyler daha fısıldadı. Bu sefer de Hazreti Fatıma gülümsedi. Daha sonraları Hazreti Fatıma'nın zikrettiğine göre Resul-i Ekrem ilkin ona şöyle demişti: "Yakında öleceğim." Bu söz Hazreti Fatıma'yı ağlatmıştı. Ama Resul-i Ekrem Hazretleri ikincisinde "Ehl-i Beytim'den
ilk yanıma gelecek olan sensin diye buyurunca da Hazreti Fatıma tebessüm etmişti. Resul-i Ekrem Hazretlerinin dünyadan çekilerek ebedi yerine gitmesine çok az bir zaman kalmıştı. Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam ile beraber onun hanesine geldiler. Fakat Azrail aleyhisselam içeri girmedi. Çünkü Hazreti Allah ona şöyle buyurmuştu. Var Habibimin yanına, kendisinden izin iste. Eğer izin verirse ruhunu alırsın, izin vermezse geriye dönersin. Ölüm meleği Azrail odanın kapısına gelip de içeri girmesine izin verildikten sonra içeri girip Allah'ın selamı üzerine olsun ey Muhammed. Allah'ın sana selamı var. Bana Muhammed'in ruhunu onun izni olmadan alma diye emir buyurdu. Sizin mübarek izniniz olmadan ruhunuzu alamam dedi. Resulullah Efendimiz, ey ölüm meleği, ruhumu kabzetmek için acele etme. Cebrail aleyhisselam bir gelsin, şu anda kendisi nerededir diye sordu. Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam şu an dünya semasındaki meleklerin taziyelisini kabul ediyor diye cevap verdi. Azrail aleyhisselam bu sözleri söylediği anda ansızın Cebrail aleyhisselam çıka geldi. Resulullah Efendimiz ona, ey Cebrail, ömrüm artık nihayet bulmaktadır. Artık göç vakti yaklaşmıştır. Bana müjdeli haberler ver ki emanetimi gönül hoşluğu içinde sahibine teslim edeyim, dediler. Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimizin bu buyruğu üzerine şöyle dedi. Göklerin kapısı açıldı. Melekler saf halinde dizildiler. Çeşitli armağanlar ve hediyeler saçarak seni bekliyorlar. Resulullah Efendimiz, Allah'ıma hamdolsun. Ey Cebrail, şimdi bana getirdiğin müjdelerden haber ver, dedi. Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e şu müjdeyi verdi. Ey Muhammed, cehennemin kapıları kapandı, cennetin kapıları açıldı. İlahi rızayı elde eden kullara vaat edilen Firdevs cennetleri ve cennet yurdu süslerle donatıldı. Mübarek ruhunuzun teşrifini bekliyorlar. Sevgili Peygamberimiz, Rabbimin nimetlerine şükrederim ama benim sormak istediğim bunlar değildi. Bana başka müjdelerden haber ver, diye buyurdular. Cebrail aleyhisselam, ey Allah'ın Resulü, yer yarıldığında Arasat günü başını topraktan kaldıranların ilki sen olacaksın. Bunun yanında şefaate el kaldırıp şefaati kabul edilen ilki de sen olacaksın. Dediğinde sevgili Peygamberimiz Allah'a hamd etti. Sonra Cebrail'e, ey Cebrail, bana daha fazla müjde ver diye buyurdu. Cebrail aleyhisselam, bunlardan başka ne müjde istiyorsun ey Allah'ın Resulü diye sordu. Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyurdular. Ey Cebrail, benim üzüntüm, kederim, endişem kendim için değildir. Tek kederim, endişem şunlardır ki Kur'an-ı Kerim'i benden sonra kim okuyacak? Kim namaz kılacak? Mübarek Ramazan'da kim oruç tutacak? Kim Beytullah'ı, Allah'ın evini tavaf edip hac yapacak? Ümmetime kim göz kulak olacak? Kim gözetecek? İşte benim gönlümün sıkıntısı, yüreğimin dert ve üzüntüsü bunlardır. Ümmetim zayıftır, güçlü, dayanıklı değildir. Onlar bana duydukları sevgi uğrunda canlarını başlarını feda ederler. Bana ümmetimden haber ver. Onların işi nereye varacak? Kıyamet günü onlara ne gibi muamele edilecek? İşte bana bunlardan haber ver. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra Cebrail aleyhisselam, ey Azrail, şimdi gelebilirsin artık. Sana emredilen işi yerine getir. Bunu söyledikten sonra Azrail Resulullah Efendimizin yanına geldi. Resulullah Efendimiz yüzünde ölüm belirtileri görülmeye başladı. Mübarek benzi kimi zaman kez kırmızı, kimi kez sarı bir hal aldı. Mübarek alnında boncuk boncuk ter damlaları oluştu. Bu durumdayken kendisine getirilen bir bardak suya elini koydu. Islak ellerini yüzünde dolaştırarak alnında biriken ter damlacıklarını sildi. Artık
can boğaza dayanmıştı. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah'ın ölüm anında çektiği zorluğu gördükten sonra ben artık rahatlıkla ölmeye kıskançlık duymadım. Çünkü o iyi bir şey olsaydı Resulullah'a nasip olurdu. Bu can teslimi sırasında Resulullah Efendimiz Azrail'e şöyle sordu. Ümmetimin canını da mı böyle şiddetli alacaksın? Sevgili Peygamber Efendimiz sualine Azrail'in cevabı şöyle oldu. Ey Allah'ın Resulü, ben hiç kimsenin canını böyle kolaylıkla almadım. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, ümmetime ölüm halinde yapacağın şiddeti bana yap. Çünkü onlar zayıftırlar, buna güç yetiremezler, tahammül edemezler. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah Efendimiz can çekiştiği sırada mübarek başı göğsümün üzerinde bulunuyordu. Kardeşim Abdurrahman elinde yeşil bir misvak ağacı ile olduğu halde içeri girdi. Resulullah'ın gözleri misvaka takıldı. Onun misvağı istediğini anlamıştım. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, misvak ister misin? O evet der anlamında mübarek başıyla işaret yaptı. Misvağı kardeşim Abdurrahman'dan alıp kendisine verdim. Misvakı çok acele kullandı. Mübarek vücudu göğsüme dayalı olduğu halde gözlerini tavana doğru dikti ve mübarek ellerini açarak Er-Refiki Ala diyerek baki aleme göç etti. Kıymetli dostlar, bu videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.